2-1'lik bir skor. Neden maç zora girdi? Biraz konsantrasyon kaybı oldu mu? Evet. Zorlandınız mı konsantre olmakta maça? Ya zor bir maç oldu. Böyle maçlar bildiğiniz gibi her zaman zor oluyor. Ama sonuçta önemli olan kazanmaktı. Biz de bunu başardık. Önümüze bakacağız artık yani. Çünkü önümüzde bir Denizli maçımız var. İnşallah bunu da alırız. Lider olarak çıkarız gruptan. Giresun maçı hakikaten Bursa Spor açısından çok yaralı bir maç olmuştu. Evet. Spor yaralı çıktı o maçtan. Hiç olmazsa bu maçta böyle bir olay yaşanmadı. Bu da sevindim. Evet, evet, önemli olan sakatlık olmaması. Çünkü iyi bir kadromuz var işte. Herkese ihtiyacı var bu kadronun. İyi bitti Allah'a şükür ya bizim açımızdan. Tarsus da centilmence mücadele etti. Evet, evet, iyi oynadılar. Yani bir sıkıntı yok. Diye. Sadece futbol oynamaya çalıştılar. İyi takımlar. Onlara da başarılar diliyorum ikinci yarı. Denizli maçı ne olur? İşte kazanmak için oynayacağız, inşallah kazanırız diyorum. Lider bitirecek Bursa Spor. Yani hedefimiz o tabii ki. Önemli olan yani kupayı da önemsiyoruz. Çünkü kupadan UEFA kupasına gitmek daha kolay biliyorsunuz, kupalara gitmek. Hem bildiğiniz gibi gruptan çıktığı zaman çeyrek yarı final. Yani 3 tane 4 tane maça bakıyor. Bunlara dediğim gibi eğer işe alırsak, gruptan lider olarak çıkarsak, iyi de bir rakip çıkarsa önümüze. Yani daha doğrusu bizim eleyebileceğimiz. Grup kupadan istediğimiz yerlere gelebiliriz yani kupa olarak. Tabii için bir neden yok diyorsun. Tabii yani sonuçta bildiğiniz gibi Beşiktaş'ın dünkü aldığı mağlubiyet belki onlar çıkamayacak. Trabzon'da belki şey olabilir. Çünkü çok hepsi bizim ayarımızda yani kupayı almamak işten bile değil yani. Hedefimiz zaten kupada da iyi bir yerlere gelmek yani. Biz de umut ediyoruz bize. Evet, sağ olun. Başarılar. Sağ olun.